Haberin sesinden bir kez daha merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza. Programımızın başlangıcında da reklam arasına gitmeden önce de sizlere hatırlatmış, ifade etmiştim. Konuğumuzla bir aradayız. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sait Bilgi çağırıyoruz bugün stüdyolarımızda. Hem 19 Mayıs Üniversitesi'nden konuşacağız hem Samsun'dan konuşacağız değerli hocamızla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle davetimizi kırmadığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Haberax göreve geldikten sonra ikinci defa canlı yayına çağırdı, ikincisine de geldik. Çok teşekkür ediyoruz. 42. yıl dönümü üniversitenin. Hemen hocam isterseniz bununla başlayalım. Evet. Çok fazla başlığımız var, konuşacağız 19 Mayıs Üniversitesi'ni. Süremiz yettiğince çeşitli programlar söz konusu oldu ki bunları bizler de haberlerimiz aracılığıyla paylaştık. Dikkat çeken bazı detaylar vardı. Sertifika yerine örneğin fidanlar toprakla buluşturuldu. Dilerseniz genel bir böyle bir giriş yapmış olalım. 42. yıl dönümü köklü bir üniversiteden söz ediyoruz 19 Mayıs Üniversitesi. Neler yapıldı bu bağlamda? Evet, 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye'de 1975'te kurulan ilk 15 üniversite arasında yer alan ve henüz birkaç gün önce de bu yaş gününü kutladığımız Samsun için ve ülkemiz için önemli olan bir üniversite. Her yıl bu yıl dönümlerini kutluyoruz. Bir hatırlama yapıyoruz geçmişe dair. Geleceğe dair de neler yapabileceğimizin aslında bir değerlendirmesini yapmış oluyoruz. Bizim için bu yıl kutladığımız 42. yaşımızın önemli olan kısmı şuydu. Biz şunu önemsiyoruz. Bu üniversite başlangıçta ve ilk önce Samsun'un bir üniversitesi olarak Samsun'a bir katkı sağlamayı amaç edinmesi gerekiyor. Tabii ki bölgeye ve üniversite olarak ülkemize ve insanlığa da yönük olan yarar kısmını ihmal etmeden bunu böyle düşünüyoruz. Böyle bir amacı var. Bu kutlamalarımız bu açıdan şu önemi taşıyordu. O gün salonda Samsun'un bütün aktörleri bulunmaktaydı. Üç siyasi partimizin, işte AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri, il başkanları oradaydı. Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, ilin sivil toplum kuruluşu temsilcileri, baro başkanı ve vatandaşlar, üniversitemizin akademisyen ve diğer çalışanları ve öğrencileri birlikteydi. Ender bulunan bir topluluk, ender yani bir araya gelen. Hepsinin birlikte bir araya o çatı altında gelmiş olması çok anlamlı ve önemliydi. Üniversitenin herkesi bir araya getiren bu özelliği, dolayısıyla bu birliktelik bir enerjiye ve anlamlı bir yarara dönüşmesi için bir fırsat sağlıyor bizlere. Biz bu fırsatı iyi kullandığımız takdirde bu önemli kurumu ki, İçerisinde 56 bin öğrenci, bunun içerisinde 2600 uluslararası öğrenci, 8 bine yakını lisansüstü eğitim gören öğrenci ve 6500 çalışanı ki bunun içerisinde 2500 küsür akademisyenin bulunduğu ve bütçesiyle ve bütün bu imkanlarıyla şehir için çok çok ciddi bir imkan ve fırsat sağlıyor. İşte biz bunu Samsun'da bu birlikteliğin de sağlaması fırsatını da iyi kullanarak Samsun'un beklentilerini, ihtiyaçlarını iyi karşılayabilecek bir yarara dönüştürmeyi düşünüyoruz. Yani üniversite olarak şununla kendimizi tatmin olmuş saymıyoruz veya mutlu hissetmeyeceğiz. Yani bugüne kadar yapmış olduğu rutin işler, işte öğrenci alıp 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl sonra eline diplomayı verip belli bir mesleğin mensubu haline getirmek veya işte akademisyenlerin ünvanlarının sağlanması için gerekli olan çalışmaların yapıldığı kurum olmanın ötesinde dünyada da aslında çok önceden fark edilmiş olan bu kadar büyük bir fırsatın başlangıçta dediğimiz gibi bulunduğu şehir ve bölgeden itibaren ülke ve insanlığa yarar sağlayacak bir amaç gütmesinin gerekli olduğuna inanan bir yönetim olarak kararlarımızı alıyoruz, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle de başladınız. Böyle başladık.
Ve böyle de devam edeceğiz. Bunun için gerekli olan hazırlıkları yapmaya çalıştık ilk 6 ayımızda. Yani bu psikoloji ile çok bağlantılı olan bir şey. Yani sizin bu amaçlarınız olsa dahi bunu gerçekleştirebilmek sizin elinizdeki bu imkanların iyi yönetilmesiyle mümkün olan bir şey. Değil mi? Bu imkanlarımız, farklı faktörlerin de bir araya da gelmesi gerekiyor. Bu imkanlarımız neler? İnsan bir defa. İnsan kaynakları olarak çok zengin bir imkana sahibiz. Bütçemiz var. Büyük bir kısmını devletin sağladığı ama kendi hizmetlerimizle de bir miktarını oluşturduğumuz bir bütçemiz var. Fiziki imkanlarımız var. Bütün bu imkanları iyi yönettiğimiz takdirde biz bu amaçlarımıza ulaşabilmemiz mümkün. Ama mutlaka ve mutlaka en önemli unsurumuz insan. Yani insanın hiç sayıldığı veya onun önemsenmediği, onun değerli kılınmadığı, onun moral ve motivasyonunun önemsenmediği bir çatı altında bu amaçlar var olsa dahi buraya ulaşmak mümkün değil. Biz ona, hangi amaç olursa olsun ulaşılamayacak. Tabii ki. Asli unsurumuz bu olduğu için biz insanımızın kendisini bir defa içerisinde mutlu hissedeceği ve ait olmaktan gurur duyacağı bir çatı altında bulunmalarını sağlamak için o huzuru sağlamak, o güveni sağlamak adına yaptığımız şeyler oldu. Evet, ki o sık çok şükür personelle de bir araya geldiniz, çok gelmeye sık de yapıyoruz. Devam ediyorsunuz. Tabii hala. Yani bu da bir çalışmanın parçası zannediyorum. Kesinlikle. Çünkü o psikolojinin etkilendiği önemli şey. Yani sizin üniversitenin üst yönetimi olarak aldığınız kararların uygulayıcıları ve hatta uygulayıcıları olmaktan öte de fikirlerinin sorulduğu ve yararlanıldığı birileriyle çalışıyor olmanızın önemli olduğunun onlar tarafından da biliniyor olması çok ciddi bir tetikleyici unsur. Bunu hissettirmek gerekiyor. Biz bunu evet bildiğimiz için bunu hissettirmeye çalıştık ve bunun doğruluğuna da inandığımız için zaten böyle yönetmemiz lazım geldiğini de bildiğimiz için çok şükür bu ilk 6 ay içerisinde bunun sağlandığını görüyoruz. Bunun geri bildirimlerini de almaya çok, başladınız çok net zannediyorum. Bir şekilde, çok net bir şekilde. Ve benim şu kısmı önemli söyleyeyim. İlk defa başlattığımız açık kapı evet, diye bir şeyimiz var. Çok da ses getirdi. Burada herkes, öğrenci, çalışan, bütün kesimler çok rahatlıkla hiçbir kimseden izin almaksızın ve randevulaşmadan gelip rektörün yanında oturup işte hem hasbihal etmek istiyorsa öyle sorunu varsa veya işte illa işte şunu söyleyeceğim demek istiyorsa bir eleştirisi varsa söyleyebileceği bir fırsat. Bu fırsat önemli onlar için çünkü bu onları rahatlatıyor. Ve alışılmışın dışında bir alışılmışın durum dışında, söylemeliyiz. Bizim açımızdan da şu açıdan önemli. Biz yapacağımız her işte ve alacağımız her kararda bizim için de bir kontrol mekanizması bu. Bak yani bir denetim mekanizması gibi de düşünebiliriz. Yarın karşına gelecek bu kişi söylediğin şeyin aksini yaptığımızı söyleyebilecek hem de birilerinin yanında söyleyebilecek bunu. Yani bu kolay bir şey değildir. Sorumluluk yüklüyor ayrıyetten. Yani bizim zaten kontrollü bir gidişimizi daha kontrollü hale getiren bir denetim mekanizmasını da oluşturuyor bu yaptığımız şey. Bunun çıkış noktası neydi hocam? Böyle çıkış şey noktası aslında bu değildi. Ihtiyaç çıkış noktası şuydu. Çok yoğun bir randevu talebiyle karşı karşıya kaldık. Göreve başladığımızda. Yani hem şehirden hem üniversitedeki çalışanlarımızdan oldu bu. Biz üniversite çalışanlarımız daha sonra alırız falan diye geriye itmeye başladık. Çünkü şehir kısmında yoğun işte protokol, kısmı. Sivil toplum, bütün kuruluşların bu beklemeden rahatsız olması söz konusu olabilirdi. Öyle başladık ama bu sefer kendi çalışanlarımızdan da büyük bir tazyik gelmeye başladı. İşte bizi kabul etmiyorlar, işte şudur falan filan. O zaman biz bunu böyle bir açık kapı usulüyle giderebiliriz diye düşündük. Yani başlangıç şeyi bu. Evet, bu randevu talebini işte randevusuz bir şekilde gelebilmelerini mümkün kılarak eritiriz diye düşündük. Ama sonra bu başladı ve karşılığında da geri dönüşlerden falan bunun kendilerini çok memnun ettiğini, mutlu ettiğini, üst yönetime çok rahat ulaşılabilir olmanın iyi olduğu yönünde geri bildirimler de olunca biz şimdi bunu gelenekselleştirelim dedik o zaman. Madem böyle bir yararı oldu. Sürdürüyoruz ve her salı ben 2 saat bütün programlarımın dışında orada bulunacak şekilde bir program yapıyorum. Ve hakikaten de bu şekilde başlamış olsak da
Ve bu söylediğim sebeplerle devam ettirmemizin yararlı olduğunu düşündük. Bir vesile olmuş bu randevu yoğunluğu. Tabii. Başka bir çalışmayı ortaya çıkartmış. Bizim alışkın olmadığımız, çok rastlanmayan bir çalışma. Üniversitelerde pek değildir. Hani belediyelerde falan halk buluşmaları olur. Ama üniversitelerde genelde pek yapılmamış bir şeydi. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve edeceğiz yani. Bu biz en azından görevde olduğumuz sürece bunu devam ettireceğiz. Önemli, güzel bir çalışma, dikkat çekici bir çalışma ki bugün de bazı açıklamalarınızı ben aktardım seyircilerimize siz gelmeden hemen önce. İki müjdeden söz ettik. Bir yabani hayvanlar için bir rehabilitasyon merkezi. Bu çok önemli hakikaten ki kuş cenneti gibi bir aslında şansımız varken özellikle böyle bir şehirde yaşıyorken bir diğer yandan da tabii en büyük sorun barınma sorunu. Aslında bu ailelerin de çok yakından ilgilendiği bir konu. Bir yurt müjdesi verdiniz. Bu iki başlıktan birazcık söz edelim hocam. Ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz hemen sıcağı sıcağına. Tabii veteriner fakültemiz kampüs içerisinde bizim. Klinikleri de orada. Orman Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'deki yaban hayatı ile ilgili almış olduğu kararlardan birisinin uygulamasıyla alakalı bu konu. Rehabilitasyon merkezi kurma çalışmalarıyla ilgili fakültemizin ilgilileriyle yaptıkları görüşmeler sonrasında işte belli büyüklükte bir alanın ihtiyaç duyuldu ama veteriner fakültesine de yakın bir alan olması gerekliliğinden dolayı bizim için çok kıymetli olan aslında alan olarak da sıkışmaya başlamış olmamıza rağmen veteriner fakültesinin yakınında dağ tarafında bir miktar düz alan, bir kısmı yamaç halindeki böyle yeşilliğin de hakim olduğu bir alanda sıcak baktık, inceleyin, bakın biz ayırabilirsek mümkün olduğu kadar da büyük bir alan olmak üzere yapalım çünkü yaban hayatı da bizim değerlerimizden birisi. Yani o varlığın da sürdürülmesi, korunması gerekli. Biz elimizdeki imkanları bu amaçla da kullanabiliriz diye bir inceleme yaptırdık. Arkadaşlar değerlendirdiler. Ve öyle bir yer tahsisi konusunda kendi içimizde yönetim olarak mutabakat sağladık. Onu karara dönüştürüp Orman Bölge Müdürlüğü ile de yapacağımız görüşmelerle netleştireceğiz. Bundan sonra Samsun ve bölge civar illerde dahil yaban hayatının sürdürülebilmesi için bakımlarının, tedavilerinin yapılacağı bir merkez tesis edilecek orada. Bu merkez aynı zamanda o rehabilite edilme dönemini de içerdiği için geniş bir alan. O hayvanların doğal ortamda bakımlarının sürdürülebilmesi için de muhafaza edilmiş çevresi. Korunmuş bir alan oluşacak. Biz buna da olur dedik ve gerekli kararları alacağız inşallah. Bu hayata geçecek. Yani bunun kararını verdik. Yurtlarla da ilgili şöyle, 19 Mayıs Üniversitesi kampüsü öğrencilerin barınması bakımından önemli şansa sahip kampüslerden birisi. Şu anda 5000 civarında diye hatırlıyorum bir öğrenci barınma imkanı mevcut. Bunun yanında işte geçen Sayın Bakanımız da geldiğinde ya şu yeri artık kesinleştirelim, vakti kendi yurtların yapımına başlayalım, ilave yurtların demişti. Daha önce zaten il müdürleriyle, müdürüyle yaptığımız görüşmelerde biz onu da evet tabii ki niye olmasın, bizim için zaten bir ihtiyaç öğrencimiz için demiştik. Onunla da ilgili 70 dönüm kadar bir yer tahsisini bugün bir yönetim kurulu kararı yönetim kurulumuz var, üniversite yönetim kurulu, orada kararlaştıracağız. Bu tahsisi yaptıktan sonra da bakanlığımız inşallah bir yıl içerisinde bitiririz diyordu. 3000 kişilik bir yurt, o dağın hemen eteğinde 2000 kişilik bir kız yurdumuz var. Onun yakınında bir bölgede 3000 kişilik daha yurt olunca önemli derecede rahatlayacak öğrencilerimiz. Evet. Tabi bu yurtlar dağın eteğinde gibi gözüküyor ama ulaşım itibariyle inşallah 2018 Ağustos'undan itibaren çok daha rahat bir ulaşım fırsatını yakalamış olacak. Çünkü şu anda proje safhası gerçekleştirilmiş, ihale safhasına girilmiş olan üniversiteye kadar çıkacak bir hafif raylı sistemin tamamlanması gerçekleşecek o tarihte. Ve bu bahsettiğimiz yurt alanına zannediyorum 200 metre kadar yakınından geçecek. Evet.
Dolayısıyla okula ulaşım çok çok kolay. Yani yurtların da bütün birimlerimize ulaşımı kolay ve hatta oralardan Samsun'un Tekke Köyü'ne kadar şu anda bir öğrenci bindiğinde hiç inmeksizin gidip gelmeyi mümkün kılacak bir ulaşım olacak. Bu sadece ulaşımın modernleşmesi, medenileşmesinin ötesinde yani ulaşımın kolaylaşması bakımından değil, bir de çevre temizliği bakımından da katkı sağlayacak. Değil yani mi? Böyle bir boyutu da var aslında. Günlük kampüsümüze giriş çıkış yapan araç sayısı azalacak. Bizim çalışanlarımız da işte kalkıp Samsun'un bir ucundan buraya araçla gelmek yerine daha konforlu ve ulaşımı doğrudan bir sağlayacağı bir sistem varken böyle bir külfete girmek yerine bunu kullanabilecek. Öğrencilerimiz hakeza öyle. İşte hastalarımız, hasta yakınlarımızın geliş gidişleri böyle bir ulaşımdan yararlanmayla gerçekleşebileceği için ben araç giriş çıkışlarının daha azalacağını, bunda çevreye işte daha olumlu katkılarının olacağını, otopark sıkıntısı olmaya başladı kampüs içerisinde. Bu da bambaşka bir sorun. Bunun daha kolaylaşması söz konusu olacak. Bu nedenle 19 Mayıs Üniversitesi kampüsü hem sağlanan yurt imkanları hem ulaşım imkanları zaten doğal güzelliği ve bizim daha bakımlı hale getirerek de daha güzel görünüme kavuşturularak öğrencilerin günlük yaşamlarında, çalışanların yaşamında çok onların motivasyonlarını etkileyecek olumlu imkanlara sahip halde olacak. Güzel bir alan. Güzel bir alan. Söz konusu. Hızlı tren çalışması bir yandan da gündemimizde bugünlerde Samsun için. Ve Sayın Valinin konuya dair açıklamaları oldu. Er ya da geç hızlı trene kavuşacak Samsun dedi. Evet. Ki hızlı tren Ankara ile özellikle ulaşımı çok çok kısa bir süreye indirecek. 1,5 saat gibi bir süre içerisinde Ankara'da olabileceğiz ya da Ankara'daki bir vatandaş burada olabilecek. Üniversite yetkileri ne olur hızlı trenin? Şöyle bakabiliriz olaya. Üniversite Samsun'u, Samsun Üniversitesi'yi etkilemesi, doğrudan etkilemesi kaçınılmaz bir şey. Biz üniversite olarak Samsun'da bulunmamız hesabıyla bir şansa sahibiz. Samsun Türkiye için önemli bir şehir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yola başlangıç eden bir şehir. Ve herkesin Samsun deyince hatırına gelen çok önemli şeyler var. Dolayısıyla tercihte şehrin çok önemli bir payı var. Kesinlikle. Şehrin ulaşılabilir olması, kolay ulaşılabilir olması, coğrafi konumu ve tabii ki üniversitenin Türkiye'deki tanınırlığı, etkinliği, akademik kadrosu güçlülüğüyle birlikte çok önemli. Hızlı tren ne demek? Yani Ankara-Samsun arasındaki bağlantı işte normalde 5-6 saatle otobüsle gittiğinizde ulaşılabilecek bir alanı 1,5 saate indiriyor. Bu sadece Ankara-Samsun'u bağlamıyor. Ankara'dan hızlı trenle ulaşılabilen illerin de devreye girmesiyle İzmir'den Samsun'a kadar, İstanbul'dan Samsun'a kadar, Konya, işte Sivas. Yani hızlı trenin bağlantılı olduğu bütün şehirlerle Samsun bağlantısını çok kısalttığı için tercihleri artıracağından eminim. Yani bu olumlu etkileyecektir. Samsun'un zaten ticari hayatını, sosyal hayatını olumlu etkileyecektir. Bu olumlu etkileme kaçınılmaz bir şekilde üniversiteyi de etkileyecektir. Bu açıdan gelen giden hocalarımızın, tercih edecek hocalarımızın, üniversitemizi bunların hepsini olumlu etkileyecek bir karardır diye düşünüyorum. İnşallah çok uzamadan tez vakitte bu gerçekleşir. Temennimiz bu şehir olarak da hakikaten. Yine üniversiteden söz edeceğiz. Ben biraz akademik kadrodan söz etmenizi isteyeceğim hocam. Nasıl bir akademik kadroya sahip 19 Mayıs Üniversitesi ve bir diğer yandan da uluslararası öğrenciler. Şüphesiz onlar da büyük bir değer esasen hem üniversite hem şehrimiz için. Bu noktada yine değerlendirmeniz ne olacak? Şimdi zengin bir akademik kadromuz var. Yani 2500 rakamını üzerinde. Bunun 1000 civarında olanı öğretim üyesi. Diğerleri araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi gibi kadrolardan oluşuyor. Tabii ki biz çok da büyük ve geniş bir üniversiteyiz. 20 tane fakültemiz var. 2 yüksek okul, işte 5 enstitü. 13 tane meslek yüksekokulu, 20 civarında araştırma uygulama merkezi. Bu öğretim elemanı kadrosu ile üniversitemizde yeni açılan bölümler hariç diğer bölümlerimiz güçlü bir şekilde destekleniyor.
Öğretim üyelerinin bu güçlü kadronun artı yarara dönüşebilmesi, onların haklarının, hukuklarının korunabiliyor olması, işte bütçe imkanlarıyla ARGE projelerin destekleniyor olmasıyla doğrudan ilişkili. Biz bunları yaparken tabii ki herkes 3-5 kuruş destek alsın dan ziyade bundan sonra akademik kadromuzun bizim bundan sonra belirlemek üzere olduğumuz tematik alanlara yoğunlaşmalarını mümkün kılacak özel desteklerimizden yararlanmasını teşvik edeceğiz. Yani böyle bir çalışma. Tabii Samsun'un gelişme alanları mevcut imkanlarıyla bizim üniversitemizdeki imkanların bütünleştirilmesiyle belli alanlarda öne çıkması söz konusu olacak. Burada bizim hem bütçe imkanlarımız hem insan kaynaklarımızın önemli rol alması lazım. Biz de bunu destekleyecek bir plan içerisinde olmamız gerekiyor. Bunlar şu anda çalışılıyor. Biz kendimize 3-5 alan belirleyeceğiz. Bütün alanlarda rutin çalışmalarımız, eğitimimiz elbette ki devam edecek. Ama söz konusu olan insan kaynaklarının ve bütçenin iyi kullanılması ise ki burada amaçlanan yararlar olacak. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor, iyi yönetmemiz gerekiyor. Bundan sonra istihdam konusunda da o alanları destekleyecek donanımdaki kişilerin öncelikli bir şekilde alınması bu çok önemli, yürüteceğiz. Bir de elimizde 10 lira varsa bunun daha fazlasını bu öncelikli alanlarımıza yönlendirerek o alanlardaki çalışmaların, projelerin daha gerçekçi proje ve bölgeye de yarara dönüşecek projeler olmasını sağlayacağız. Bu nedenle 19 Mayıs Üniversitesi olarak iyi imkanlara sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun iyi yönetilmesini de mümkün kıldığımızda bu iyi imkanlar çok ciddi faydalar doğuracaktır diye düşünüyoruz. Bu potansiyel ortaya çıkmış olacak. Bu iki faktör bir araya geldiği zaman. Akademik kadronun dışında bir soru daha şey yaptınız. Uluslararası öğrencilerle ilgili değerlendirme. Uluslararası öğrenciler konusunda da 19 Mayıs Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler içerisinde, 181 üniversitemiz içerisinde ön sıralarda yer alıyor. Yani ilk 3-5 üniversiteden birisidir ki bizim öyle olmamız büyük şehir, yani büyük şehir dediğim İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniversitelerin hatta bazılarının önünde yer alıyor olmamız çok büyük bir avantaj. Evet. Çok önemli bir pozisyon. Çünkü orada İstanbul'da olmakla zaten çok büyük bir avantaja sahip olan üniversitenin önüne geçiyor olmamız bizim burada onlara sağladığımız imkan ve üniversitemizin o alandaki tanınırlığının gerçekçi olmasıyla ilişkili. Şu anda 2600 kadar uluslararası öğrencimiz var. Bu öğrencilerin 102 ayrı ülkeden geldiğini söyleyeyim. Çok önemli yani. Evet. Dünyadaki 102 tane ayrı ülkeden değil geliyor. Rakam oldukça fazla. Ve bu oran şöyle. Türkiye'de yani uluslararası öğrenci oranı mevcut öğrenciler içerisinde %1.4 civarında. Ama bizdeki öğrencilerimizin içerisinde uluslararası öğrenci oranı %3. Evet, Türkiye ortalamasından. Yani 3 katına yakın neredeyse. Evet, yani 3 katına yakın fazla. Ortalamanın üzerinde bir ortalamaya sahibiz. Bu nedenle de biz gelen bu öğrencilerimizi zaten diğer öğrencilerimizle ayırmamız söz konusu olamadığı gibi pozitif ayrımcılık bile yaptığımızı söyleyebiliriz. Onlara mahsus kendilerini yabancı hissetmeyecekleri ortamlar oluşturduk. Bu rakamın öğrencilerin aslında bunları içerdiğini görebiliyoruz. Tabii yani bundan sonra bu rakam daha yükselecek göreceksiniz. Onlar için ayrı birimler oluşturduk. Bu birimlerde kıta temsilcilerinin, ülke temsilcilerinin bir büro şeklinde gelip orada irtibata geçebilecekleri yerler, sosyal alanlar, imkanlar oluşturduk. Ve açılışını yaptığımızda Sayın Valimiz de katılmıştı. Hepsiyle sohbet falan edildi. Kampüste zaten renk renk değişik görüntülerde, özelliklerde, değişik ülke ve milletlerden, değişik inanışlarda öğrencilerimiz var. Birleşmiş Milletler gibiyiz diyebilirim. Yani 102 ülke az değil. Bu nedenle uluslararasılaşma konusunda zaten önceliğimiz var. Uluslararası öğrenciler bunun bir parçası. Başka neler yapılacak hocam? Mesela YÖS sınavı yapıyoruz biz. İstanbul Üniversitesi ile birlikte en geniş zeminde biz yapıyoruz bu sınavı. Ve 8 ayrı dilde yapıyoruz. Ve 28 merkezde bu sınavı gerçekleştiriyoruz.
Şu anda 22 Nisan'da galiba bu sene gerçekçilik sınavı yapıyoruz. Tabi uluslararası öğrencilerin tercih etmesinde bu gelen öğrencilerin memnuniyeti çok etkili. Hı hı. Yani çok reklamdan daha etkili. Değil mi? Orada kişinin anlatması birebir. Yani 19 Mayıs Üniversitesi'nin bu öğrencileri aynı zamanda birer elçi görevi görüyorlar. Kendi yakınlarına, çevrelerine, evet, ülkelerine. Samsun'u, üniversitemizin, şehrimizi en iyi ve emin olacakları şekilde tanıtan bunlar. Memnuniyeti bu nedenle önemsiyoruz. Onlara gösterdiğimiz bu özel ihtimamın aslında arkasında yatan sebeplerden birisi de bu. Birisi misafirlerimiz diye bakıyoruz. Zaten öğrencilerimiz ihtimam göstermeliyiz. Birisi de bu şekilde elçilik görevi üstlendikleri için bu memnuniyetlerin geri dönüşü şehrimize ve ülkemize olacağından önemsiyoruz. Bununla ilgili hakikaten öğrencilerimizin sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarını önemli derecede destekliyoruz. Genel sekreterimiz uzun yıllardır işte Uluslararası Öğrenciler Derneği'nin başkanlığını yürütüyordu. Samsun'da bu bir avantaj. Onlarla, evet, çok yakın bir teması var. Geçmişten gelen bir güven oluşmuş. Ve onda çok ciddi katkılar var Doçent Doktor Menderes Kabadayı'nın. Biz üniversite olarak, 19 Mayıs Üniversitesi olarak bu konuda belki de ilk sıraya yerleşeceğiz. Yani İddialı çalışmalar yapılacak. Yapıyoruz, yapacağız. Yani sırf tanıtımda sınırlı olmayacak bunlar. Hı hı. Dünyada dolayısıyla bir yere sahip olacak 19 Mayıs. Şu anda öyleyiz ve çok net olacak o, görünecek. Hı hı. Yani, net bir şekilde hissedilecek. Evet. Dünyaya açılıyor 19 Mayıs Üniversitesi. Açıldık ve genişleteceğiz. Daha, evet, da genişleteceğiz. Böyle diyebiliriz. Biz dünyayı konuşuyoruz hocam ama bir yandan da birazcık Samsun'a değinelim dilerseniz. Tabii. Şüphesiz şehir ve üniversite, ki az önce siz de ifade ettiniz, şehri etkileyen bir konudan üniversitenin etkilenmemesi mümkün değil. Tabii. Üniversiteyi etkileyen bir konudan da şehrin etkilenmemesi şüphesiz mümkün değil. Bir diyalog hali özellikle iş dünyasıyla söz konusu mu? Şunu çok sık duyduk biz ağırladığımız isimlerden, konuklarımızdan. Sait hocamız geldi, artık şehir ve üniversite iletişimi daha sağlıklı hale geldi. Daha iyi boyutlara ulaştı gibi değerlendirmeler yaptı birçok konuğumuz hakikaten. Siz bu iletişimi nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz ve olması gereken yerde mi şu anda? Şu şekilde ifade etmeliyim. 19 Mayıs Üniversitesi olarak şehir, üniversite, şehir, üniversite sanayi işbirliği noktasında uluslararasılaşma konusunda önde olduğumuz gibi rahat söyleyebileceğim bir şey değil. Ama kötü de değil, fakat iyi de değildi. Ama bunun bir gereklilik olduğu, hatta zorunluluk olduğundan eminim. Yani dünyada da üniversiteler, yani bundan 50-100 yıl öncesinin üniversitesi değiller artık. O zamanlar şöyleydi, biz eğitim yaparız işte. Daha izole. Kafamızı da takılanları araştırır, sonuçları bizi ilgilendirmez. Kim ne yararlanıyor? Yetiştirdiğiniz insan ne kadar makbul, işte tercih edilebilir? Ayrı bir dünya. Ürettiğiniz bilgi ne kadar kabul görüyor, değerli? Bunlar pek düşünülmeden yapılırdı. Ama artık öyle değil. Gelişmiş bütün ülkelerde üniversiteler artık öncelikli olarak bu asli görevlerini gerçekleştirirken yetiştirdiği insanın kabul edilebilirliğini, ürettiği bilginin dikkate alınabilirliğini, mezun olduktan sonra neler oluyor? Dikkate alınabilirliğini önceden düşünmek zorunda. Buna göre bütün kararlarını, çalışmalarını yapmak durumunda. Biz de bu üniversitelerden birisi olarak öncelikle tabii ki Samsun, ışık saçan bir kurum olmamız lazım. Buranın geleceğe dönük stratejik planlarında yer almamız lazım. Samsun'un mevcut imkanlarını göz önüne alarak proje üretmemiz lazım. Ve bu buluşmalar gerçekleşmeksizin sadece devlet desteğiyle ve günlük zaten vatandaşın mecbur olduğu için gelip gittiği hastanelerimizle övünerek vakit geçirip görevimizi yapmış olmak durumunda olmadığımızı biliyoruz. Bu nedenle de bunu önemsedik. Geldiğimiz günden itibaren üniversite şehir buluşmasını gerçekçi bir zeminde götürmemiz gerektiğini, bu psikolojik beraberliği sağlamamız gerektiğini düşünerek hareket ettik. Bu nedenle olmamız gereken, üniversite olarak olmamız gereken her yerde bulunmaya çalışıyorum. Oralarda tepeden bakan değil. Yani hepimiz birlikteyiz. Yani birlikte bu bütünün birer parçası olarak
eğer rollerimizi şehir, bölge ve ülke yararına gerçekleştirme amacını ve planını gerçekleştirirsek ancak anlamlı olur diye düşündüğümüzden bulunuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ve üniversite şehir buluşmasını daha sağlam bir zeminde götürebilmek için de üniversitenin bulunduğu, şehrin bulunduğu, sanayinin bulunduğu, Samsun'un dışında, Samsun'da bağlantısı olan tecrübenin, işte ticaret erbabının bulunduğu bir üniversite danışma kurulu oluşturduk. İlkini 1,5 ay kadar önce gerçekleştirdik. Bu iletişimin toplantısı sağlanması adına. Burası resmi bir zemin oldu. Yani yasal bir dayanağı somut var. Somut bir adım da atılmış oldu. Somut bir adım atıldı ve bunun da ilk ürünü ortaya çıktı. Yani daha önceden patentini aldıkları veteriner fakültesinden öğretim üyesi arkadaşlarımızın bu ağız sütü dediğimiz sütün ticarileşmesini sağlayan, onun işte toz haline getirilip buzağı ölümlerinin önlenmesinde kullanılacak bir yatırıma dönüşecek safhada bu gerçekleştirme zeminde de gündeme geldi. Daha önce de bir iki yere uğramışlardı. O buluşmanın sonunda Sayın Valimizin, işte iş adamlarımızın da devreye girmesiyle proje şu anda gerçekleşme safhasına girdi. OKA bu konuda çalışıyor ve proje gerçekleşmek üzere. Bu gerçekleştiğinde Türkiye'deki buzağı ölümlerinin bugün %15 civarında olduğu söyleniyor. Bunun yarıya indirilmesi halinde dahi Türkiye çapında 600 milyonluk bir kaybın önlenmesini mümkün kılacağından bir emeğin, bir çalışmanın Türkiye yararına dönüşmesinin çok somut örneği olarak söyleyebiliriz. Bu beraberlik bunun gibi nice daha projenin gerçekleşmesinde rol alacak. Sadece şehrimizi de değil, tüm iş dünyasını, ülkemizi ilgilendiren gelişmeler. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu söylemek için bu somut örneği söylüyorum. Bu daha ciddiyetle takip edebileceğimiz önemli projelerin de gerçekleşmesini sağlayan bir zemin olacak. Sanayiyle işte bu, ben birkaç tanesini ziyaret ettim. Özellikle Ar-Ge merkezi olanları. Bugün mesela buraya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımızın iadeyi ziyaret ettikten sonra geldim. Orada Canik 55 markasının sahibi ile de bir araya geldik. Orada da güzel konuşmalarımız oldu. Yani şunu da hissediyorum zaten bu konuşmalarda. Evet, bir şeyler değişiyor, olumlu bir şeyler oluyor. Üniversite şehre kapısını iyice açtı. Şehirle bütünleşiyor. Sanayiciyle işte çok yakınlaşıyor. Zaten devletimiz bu eksiklikleri gördüğü için yasal düzenlemeleri de yapmış durumda. Üniversite sanayi buluşmasını kolaylaştırmak için değişiklikler yapıldı yasalarımızda ve üniversitenin ve sanayinin içerisinde, sanayicinin içerisinde bulunduğu projelere artı destekler sağlıyor. Yani siz yeter ki birlikte bir iş başarın, bir proje geliştirin, ben size ayrıca şu kadar miktarda işte destek sağlayabilirim in kapılarını açmış durumda. Biz bunu yapmadığımız takdirde bu projelerden yararlanamıyoruz. Avrupa bunu Birliği projeleri teşvik ediliyor aynı tabii, zamanda. Bu özellikle teşvik ediliyor ve bu konuda yeterli adımlar atmayan üniversiteler sorumlu. Yani sadece sanayici suçlu değil, sadece üniversite de değil elbette ki ama üniversiteler madem ki devletin bir kurumu ve devletin böyle bir politikası var, bu konudaki rolünü gerçekleştirmek zorunda. Ha biz gerçekleştiririz, adımları atarız, çabamızı sarf ederiz. Ha, bu sanayicimiz buna karşılık vermezse tabii çok fazla yapabilecek bir şey yok. Ama orada da buna ihtiyaç olduğunu görüyoruz sohbetlerimizde. Samsun'da böyle güzel bir diyalog, sağlıklı bir diyalog var. Bu şu anda altyapısı oluştu. Psikolojisi iyi, psikolojik tabanı oturdu. Biz bundan sonra somut projelerle artık yolumuza devam edeceğiz. Daha pekiştireceğiz bunu. Bu adımları sağlamlaştıracağız. Yani şu anda acaba yani bu başlangıç hevesiyle yürütülen şeyler mi gibi olan algıları da gerçeğe dönüştüreceğiz. Öyle olmadığını görecekler. Yani bizim yeni bir yönetim olarak işte bir hevesle, heyecanla başladık. İşte 6 ay sonra, 1 sene sonra bitecek bir şey değil bu. Çünkü ben buraya gelinceye kadar bütün bu gerçekleri bilen birisi olarak geldim. Tespit etmiştiniz. Bu eksiklikleri bilen birisiyim. Bunun nasıl gerçekleşebileceğini bilen birisiyim.
Ve ekibi de ona göre kurduk. Yani bu konuda yetkin olan arkadaşlardan oluşturduk. Her şey planlı. İşte, tabii ben YÖK üyesi olarak, YÖK üyeliğinden bu göreve dönmüş oldum. Yani Türkiye'deki üniversitelerin gidişatı ve gitmesi gereken yön ve dünyadaki üniversitelerin gitmekte olduğu istikamet ve bulundukları pozisyonu iyi bilen birisiyim. Bu konularla ilgili çok sayıda işte toplantılarda bulundum. İşte dünyanın en iyi üniversitelerinin bulunduğu üniversiteye bu amaçla gidip 2 ay kadar çalışmalarda bulundum. Oxford Üniversitesi. Özel çalışmalar yaptınız. Tabii yani o konuda yani çok şükür geçmişimiz bu düşüncelerimizi hayat bulduracak yeterliğe sahip. Niyetimiz zaten tamamen salih ve samimi. Bunu zaten bu sözlerle sınırlı kaldığı gerçeğe dönüşmediğinde çok net birkaç ay, 3-5 ay sonra görülür. Yani bunları sırf yani bugün güzel şeyler söylemek için değil. Samsun'un ümidini, heyecanını yükseltmek ve bu oluşmuş psikolojiyi daha da güçlendirerek bu beraberliklerin Samsun'a, bölgemize ve ülkemize tabii ki olumlu ve somut yararlara dönüşmesini sağlamak amaçlı söylediğimi bilinsin. Evet, adımlar atılıyor. Bunlar bugüne kadar çok güzel bir şekilde gitti. Bundan sonra katlanarak gidecek. Evet, böyle daha da güzel gelişmeler kesinlikle olacak. Ki bu gelişmeler sadece sanayici değil, öğrencileri, istihdam noktasında özellikle bizleri izleyen öğrenciler varsa onları ilgilendiren boyutu esasen biraz da bu. Çünkü istihdam, iş, öğrencilerin, gençlerin birinci gündem maddesi bugünlerde. Aslında tüm bu çalışmaların öyle bir faydası da var. İstihdam noktasında, onlara meslek edindirme noktasında ve mezun olduklarından, oldukları günden sonra da çizecekleri yol haritasını belirlemelerinde de büyük katkı sağlayacak tüm bu çalışmalar görüyoruz ki. Kesinlikle. Bu ilişkiler üniversite çatısı altındaki motivasyonu yükseltirken şehirde de üniversiteye karşı bir güvenin oluşmasını sağlıyor. Sanayicide de, iş adamında da bu oluyor. Bu ne demek? İşte istihdam konusunda. Şimdi 19 Mayıs Üniversitesi'nin mezunu eğer iyi yönetilen, güçlü bir üniversiteden mezunlar olarak görülmeye başlandığında öncelikle bu bölgede bir defa istihdamda öncelik verilen kişilerden olacak. Evet. Türkiye'de de bu tanınırlık ve yapılanların doğruluğu görülmeye başlandıkça Türkiye'de işte şu anda bazı üniversitelerin öncelikle yani şura mezunuyum dediğinde bir artı puanla başlıyor, önde başlıyor kişiler. 19 Mayıs Üniversitesi'nde böyle bir noktaya gelmesidir amacımız. Bu Samsun'a dönük yüzünün ülkeye dönük yüzü bakımından da önemli. Çünkü bizim mezunlarımız sadece Samsun'a dair, Samsun'un ihtiyaçlarına ihtiyaçların karşılanması amaçlı yetiştirilmiyor. Tüm ülke, hatta dünyada değişik üniversitelerde, yerlerde gidip çalışacaklar. Biz onu en azından daha yukarıya taşıyacağımızı iddia ediyoruz. Ve buna da inanıyoruz. Bunu yapacağız. Bu 4 yıl sonra düşünün. 19 Mayıs Üniversitesi denince 4 yıl öncekinden farklı bir noktada olduğu görülecek. Ya bu öğrencimizde de hissedilecek, ürettiğimiz bilgide de, teknolojide de görülecek ve şehre ve ülkeye olan görevlerimiz bakımından da bir şeylerin değiştiği ve görülmeye başlandığı zaman olacak diye düşünüyoruz. Biz de bu heyecan, bu kadar yorgunluğa katlanmamızı hiçe saydırıyor. Yani yorgunluğun hissedilmesini engelliyor. Enerjiye sebep oluyor şüphesiz. Tabii tabii. Yani bunu çalışanlarımızda da görüyoruz. Çok net görüyoruz. Yani ben hastaneyi de sık sık ziyaret ediyorum. Bakıyorum hemşiresinde var, diğer çalışanında var. Yani bir şeyler kıpırdanmaya başlamış. Bir hareketlilik. Bir hareketlilik var. Yani bir şey yapma şeyi önemli. Çünkü şu var, ayrımcılık yapmadığınız takdirde siz herkesin, çalışanların her birini yaptıklarıyla değerli gördüğünüz takdirde, yani insan olarak değerli, bir de yaptığı iyi şeylerin takdir edildiği, bunun göz önüne alındığı, yükseltilmelerde, işte değerlendirmelerde dikkate alındığını biliniyor olması, bu güvenin oluşması oradaki aidiyet duygusunu yükseltiyor. Yani ben omülüyüm diyebilmeyi daha açık hale getiriyor. Yani ben omülüyüm diyebilmek için o kurumu seviyor olmanız lazım. Siz ait olduğunuzu hissediyor olmanız lazım ki ben omülüyüm diyesiniz özellikle. Bu yavaş yavaş, bu birdenbire olacak bir şey değil. Yani 3-5 ayda böyle gerçekleşecek bir şey değil. Bu bir başlangıç. Bunu biz bu şekilde sürdürebileceğimize inandığımız için, yani buna inandığımız için 4 yıl sonra bu fark ortaya çıkacak diyoruz.
Evet. Yani başlangıç hevesi ve heyecanı değil bu. Bu bizim bütün dönemlerde yapabileceğimiz bir şeydir diye bilirsin. Ki planlı, projeli çalışmalardan söz ediyoruz. Tabii. Hocam süremiz çok çabuk geçti. Yavaş yavaş sonlandıracağız. Hı. Aslında başlıklarımız da vardı. Birçok başlığımızı da soramadım. Yeniden bir araya gelmek isteriz bu noktada. Geleceğin teknolojisi olan uzay teknolojileriyle ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Sivil havacılık noktasında. Ben onu da sormak istiyorum. Hakikaten bu çok dikkat çeken bir konu çünkü. Bu noktada nasıl çalışmalar yapılıyor? Yine geleceğe dönük başka planlar var mı? Son olarak da bunu soralım. Şöyle uzay ve havacılık bizim önemli alanlarımızdan birisi. Yani bu o yoğunlaşacağımız tematik alanlardan da birisi olacak büyük ihtimalle. Hı hı. Ekip çalışıyor. 19 Mayıs ilçemizde çok önemli imkanlara sahibiz. Yani 80 bin metrekare kapalı alanımız var. Geçmişte milletin ciğerlerini çürütmek için üretilen tütünün bulunduğu yerler artık insanın yetiştiği ve bilginin üretildiği yerler haline dönüştü. Geleceğin de gerçekten çok önemli teknolojik alanlarından birisi. Burada şu anda öne çıktığımız kısımlar daha çok pilot yetiştirme, işte insansız hava araçlarının üretilmesi ve bir de yine iki kişilik uçak yapımıyla ilgili çalışmalar var. Burayı biz güçlü bir şekilde destekliyoruz. Yani bu alanda yetişmiş insan bulduklarında kadro engeli diye bir şey hiç yok. Yani şu kadar kişi gelebilecek buraya dediklerinde biz öncelikle hemen o kadroları oraya tahsis ediyoruz. Çok iyi imkanlara sahip. Yani uçak sayısını önemli derecede işte hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem askeriyenin bir takım pilotlarının yetiştirilmesi bizim imkanlarımızda gerçekleşiyor. Ya yani bu ihaleleri biz kazandık. Bu ihaleler öyle kolay kazanılmıyor. Sizin bunu yapabilecek güçte, imkana sahip olup olmadığınız belli standartlar üzerinde kontrol edilerek girebiliyorsunuz bu ihalelere. Ve ihaleleri de bizim kazanmış olmamız zaten bu konuda önemli bir noktaya geldiğimiz gösteriyor. Ama çok ciddi araştırmaların yapılabilmesi için daha önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmemiz lazım. Gözümüz oranın üzerinde, dikkatimiz orada. Dediğimiz gibi bütçemizin de önemli bir kısmında destek yapabileceğimiz alanlardan birisi. Ve pistimiz var. Dediğimiz gibi kapalı alanlar çok müsait. Hatta uçak bakım konusunda da öndeyiz. Yani özel şirketlerin ve bazı devlet kurumlarının bu küçük uçaklarının bakım işleri de burada yapılıyor. Böyle bir kısmı, bir imkan böyle bir imkana sahibiz. Oradaki arkadaşlarımız da genç, heyecanlı, hakikaten çok çok böyle gayretli çalışmaları var. Hiç biz niye ilçedeyiz falan bir şeyleri yok yani. Öyle bazı oluyor biz ilçedeyiz şöyle falan işte, tepkileri. O nedenle Samsun bu alanda önemli bir merkez olacak. Ve bunun 19 Mayıs Üniversitesi gibi güçlü bir üniversitenin çatısı altında olmasının da avantajları var. Bazen hani bu alanların ayrı bir üniversite şeklinde yapılanması söylemleri söz konusu oluyor. Tematik üniversiteler. Ama bu şöyle, tematik üniversiteler Samsun için söz konusu olabilir ama bundan sonra bunlar özel bütçe imkanlarıyla gerçekleşmeli. Özel müteşebbisler tarafından gerçekleştirilmeli. Çünkü bir üniversitenin bölünerek, parçalanarak yeni bir üniversite kurulması, yani 42 yıllık bir birikimin, tanınırlığın sıfırlanması anlamına geliyor. Bir dezavantaj. Yani, bence dezavantaj. Çünkü sıfırdan yeni bir üniversite kuruyorsun. Her kurulan yeni üniversite, yani oturmuş güçlü üniversitelere göre bir geride başlıyor yarışa. O prestijin bizim varken gerekiyor. Böyle bir marka, OMI markası var. 42 yıllık bir tecrübe ve birikim var. Bunun çatısı altında gelişebilmesi daha mümkünken buna ayırıp hadi senin kendi başına yürü demek doğru değil. Ama dediğimiz gibi müteşebbisler bir araya gelir, vakıflar adı altında olur. Ayrı bir üniversite kurulması, neresinde kurarlarsa kursunlar. Yani Samsun'un, çünkü bu özel teşebbüs. Oradan bir şey getirebileceğini görmeksizin kurmaz zaten. Ama devletten bir şey istemek kolay. Benim köyüme üniversite kurusun isteyenler olabilir. Ama devletin bütçesi olduğunca bu kolay. Ama oradaki bir vatandaşın gücü yetse hadi sen burada kur desen kurmaz bunu.
Ya aynı böyle bazen ilçelerimizle de ilgili oluyor. İşte bu ilçede evet. üniversite kurulsun, şu ilçede üniversite kurulsun. Kolay. Buyur, kurun mesela. Gücünüz yeten insanlar, müteşebbisler bir araya getirin, kurun. Eğer orada iyi oluyorsa bu iş, iyi olacaksa kurun. Hı. Ama yok bu üniversiteyi bölelim, burada bir üniversite kuralım. Ya devlet burada da üniversite kursun. Yani başkasının kesesinden ağalık etmek çok kolay. Hı hı. Yani biz üniversite olarak olaya gerçekçi bakıyoruz, duygusal değil. Evet, biz duygusal bakamayız ama gerekiyor. Bizim işte Samsun'da olur. Yani şu ilçemizden, bu ilçemizden insanlar oralı oldukları için duygusal yaklaşımları olabilir. İlçeyi kalkındırsın diye düşünebilir. Ama ülkenin kalkınmasından daha önemli değil ilçenin kalkınması. Bu şehrin kalkınmasından daha önemli değil bir ilçenin böyle kalkınması. Böyle düşünün. Öncelikleri böyle sıralamamız gerekiyor. Ha, o ilçenin kalkınmasını isteyen vatandaşlarımız bir araya gelsinler, kursunlar üniversite orada mesela. Eğer orada olması isabetliyse madem. Değil araştırması mi? Yani böyle olsun. Olsun. Ya ben şahsen bu konuda taraf olmak istemiyorum böyle söylemler gerçekleştiğinde ama böyle ne diyelim popülist söylemler yapamam ben. Yani üniversite yapım itibariyle de yapamam. Üniversite rektörü olarak zaten yapmamam lazım. Biz gerçeğin arandığı bir kurumun içerisindeyiz. Oranın temsilcisiyiz. Yani siz bir yerde gerçek şudur derken görünürde başka bir şey söylüyor olmanız bağdaşmaz bununla. Çelişki olur. Biz o nedenle yani bizim yani şu şekilde bunu dile getirmiş olalım yani. Çok teşekkür ediyoruz. Hem yaptığınız değerlendirmeler için hem bugün konuğumuz olduğunuz için. Dediğim gibi aslında başka başlıklarımız da vardı ama ne yazık ki süremizi noktaladık. Yine bir araya gelmek isteriz, yeniden ağırlamak isteriz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda da. Çok sağ olun. Siz de sağ olun Burcu Hanım. Teşekkür ediyorum. İnşallah yeniden yeni programlarda birlikte olmaktan mutluluk duyarız. Benim yani şöyle diyeyim, yani hani bildiğimi, inandığımı, doğru olduğunu düşündüğümü söylemekten yani hiçbir sıkıntım yok. Yeter ki bunun yararı olsun. Yani bir gerçeğin bilinmesinin de yararları vardır. Evet. Yani kapalı böyle zaten basın olarak sizin asli göreviniz o. Evet. Gerçeğin bilinmesini sağlamak. Bizim bu aracılıkla vatandaşlarımızın üniversiteyle ilgili gerçekleri biliyor olmasını sağlamamız da bir fırsat. O nedenle Haberaksi TV'ye ve size ben de teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de selamlarımı iletiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz sizler de bir kez daha. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 19 Mayıs Üniversitesi'ni konuştuk. Üniversitemizin rektörü Profesör Doktor Sayın Sait Bilgeç bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam edecek. Aramızdan sonra haberlerimizle programımızın son bölümünde bir arada olmayı umuyoruz. Bizlerden ayrılmayın.